Yeni bir Momo TV araştırması ile karşınızdayız. Bizi takip etmek için abone olmanızı dilerim. Bir akademik araştırma serisiyle sizleri baş başa bırakıyorum. Cumhuriyet kurulduktan sonra, yenilen emperyalizm Türkiye alanındaki planlarından vazgeçmemiştir. Yeni stratejilerini eski plan ve amacı üzerine kurmuştur. Bu stratejinin yeni çalışma biçimleri nedir? Eski SER planı ya da Amerika tarafından Wilson prensipleri çerçevesinde geliştirilen yeni projeler farklı biçlerle kendini göstermektedir. Şimdi sadece farklı bir isimle toplumu buna uymaya kabullenmeye zorlamaktır. Yani zorunlu bir rızalık oluşturmaktır. Bunu yaparken yeni sosyolog ve akademisyen çalışmalarını temel alan analizleri temel almaktadır. Yani bilimsel argüman ve oyun, simülasyon teorileriyle yeniden ortaya konmaktadır. Klasik işgale dayanan sömürgecilikten sonra, teknolojik ve mali bağımlılıkla gelişen yeni sömürgecilik uygulamaları kendini yenileyerek yapay sömürgeciliğe bırakmıştır. Bunda temel argüman devletin yönetim mekanizmasını esir almak, ülkesel aklı devşirmek üzerine kuruludur. Bu teorileri incelemeden önce yapılmak istenenler ve yapay sömürge projelerinin aşamalarına bakalım. Bu projeye yönelik, çalışacak gruplar oluşturmak ve işbirlikçiler yaratmaktır. Bunu birincisi farklı din, millet ve azınlıkların farklılıklarını ayrıştırıp birbiriyle olan çatışmalarını derinleştirerek saklar, kendisiyle çalışacak dini, etnik yapıları destekleyip güçlendirmeyi hedefler. Hedefteki ülkeyi ekonomik olarak zayıflatmayı amaçlar. Bunda amaç bağımsız büyük sanayi kuruluşlarını kapattırma ve kendi malını ona satmaktır. Dışa bağımlı hale getirmek ve bu yolla kendinden borç alan bağımlı yapıya dönüştürmek. Tüm bunları yapmanıza rağmen bunları yeniden inşa edecek ve projeleri bozacak aklı tahrip etmek gerekir. Bir ülkenin aklı akademik, bilimsel çalışanlar, kültürel merkezler, yazarlar, aydınlardır. Bunların aşılması mecburidir. İşgalciler bu önlerindeki barajı yıkmak için bu kesimleri mağduriyete zorlar. Daha da ileri gidip ülkeyi terk ettirmeyi veya ortadan kaldırmayı seçebilir. En son aşamada ise kendileriyle uzlaşan çalışan hükümetleri destekleyip bunları iktidarda tutmayı hedefler, zamanla dönüşüme uğratılan ülke, kendisinin yarattığı bir proje insanını iktidar sahibi yapar. Böylece temsili algıyla desteklenen milliyetçi argümanlarla kamufle edilen gizli sömürge valisi yaratmaktır. Yapay sömürgecilik arkasındaki ana fikir ve teori nedir? Aslen Huntington'un medeniyetlerin çatışması teorisinin kullanılarak coğrafyanın belli bölgesinde bu argümanlarla düzenleme yapmayı içermektedir. Ülke sınır ve iç yapılarının parçalanıp, fay hatlarınca yeniden yapılandırmayı amaçlar. Huntington teorisini inceleyelim. Huntington'a göre, insanlar kimliklerini ne olmadıklarına göre tanımlarlar. Ve bize benzeyen insanlar karşısındaki davranışlarımıza benzer kodlar, bize benzemeyen barbarlar karşısındaki davranışlarımıza başka kodlar yön vermiştir. Bu durum özellikle Müslümanlar ile Müslüman olmayanlar arasında cereyan edecektir. Huntington, Amerikalılar için batılı kimliksel vurgunun stratejik olduğunu işaret eder. Buna göre, Batı medeniyetinin evrensel bir medeniyet olmadığı ve yeni tehditlere karşı korumacı ve yenilikçi bir çizginin izlenmesi gerektiğini vurgular. Bu kamplaşmalar ise fay hattı savaşlarına neden olacaktır. Batı, göreli olarak gerilerken Asya medeniyetleri, askeri, ekonomik ve politik olarak güçlerini artırmaktadır. İslam ise özellikle demografik yapısı ile istikrarsızlaştırıcı bir olgu olarak Batı için tehdit olarak görünmektedir. Huntington'a göre, basitleştirilmiş paradigmalar veya haritalar insan düşüncesi ve eylemi için vazgeçilmezdir. Fakat yeni bin yılda devletler ulusal çıkarlarını klasik ideolojik perspektiften değil, medeniyet paradigması çerçevesinde tanımlayacaklardır. Demografi yazgı ise, nüfus oynamaları da tarihin motorudur. Tarihin bu motoru olma işlevi, çeşitli yerlerde istikrarsızlaştırıcı bir rol oynayabilmektedir. Huntington, Amerika Birleşik Devletleri'nin inşa edeceği yeni güvenlik anlayışı çerçevesindeki tehdidi tüm batılı ülkelere temsil etmeye çalışmaktadır. Yine bu stratejik manipülasyona göre, devletlerin yaşadıkları krize verdikleri tepkilerin şiddete dönüşme oranı sayısallaştırılmaktadır. Örneğin, Amerika Birleşik Devletleri, kriz süreçlerinde %17,9 oranında şiddete başvurmaktadır. İngiltere'de bu oran %11,5'tir. Çin için bu oran %76, Sovyetler Birliği'nde ise bu %28'dir.
Bu oran, Müslüman devletlerde ise %53,5 seviyesindedir.